Abi siz de. Ben Levent geldi. ADG Grup Halikaman sahibiyim. Erdal Sertkaya, Karı Masa'yı kavur. Naime Subaşı, toz kondurmaz, temizlik. Sinan Yatmaz, Eren Halikaman. Halil İbrahim Kölü, Şen Halikaman. Ahmet Sağlıklı, Yahut ve Alayi Halikaman. Serkan Kılıç, Kartekin Halikaman. Burak Saygı, Burak Halikaman. Mehmet Ali Bayraktar, Kuzey Halikaman. Sen tekrardan alır mı? Mehmet Ali Bayraktar, Kuzey Halikaman. Tamam. Ümit Bakır, Yeşil Koltuk Yıkama. Atilla Yanak, Ay Halı Yıkama. Fezullah Koç, Koçor Halı Yıkama. Ramazan Bağcı, Kardeşler Halı Yıkama. Yopan Ulusoy, Ulusoy Halı Yıkama. Fatih Yanal, Fatih Halı Yıkama. Bayram Okumuş, Emin Halı Yıkama. Ahmet Alp, Poterli Halı Yıkama, Gazi Paşa. Seçkin Demirel, Paris Halı Yıkama. Bende yok bir şey. Esra Bilek, Turkuaz Halı Yıkama. Abiler hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hepinizin ağzına, yüreğine sağlık. Birbirimizi tanıdık, mutlu olduk. Gerçi buradaki çoğu arkadaşımızla biz bir Zoom üzerinde bayağı bir toplantı yaptık, bayağı bir zaman geçirdik. İsmim Yusuf Çelik, Ankara'da KC Halı Yıkama firma sahibiyim. Ankara Halı Yıkamacılar Dernek Başkanlığı'nı yapıyordum ama şu an Müstakil Halı Yıkamacılar ve Genel Müstakil Halı Yıkamacılar Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. Derneğimizin amacı eğitimci bir dernek. Yaz sezonları olunca işimize gücümüze bakıyoruz hepimiz gibi ama kış günü olduğu zaman gerek internet üzerinde gerek uygulamalı şekilde meslektaşlarımıza eğitimlerine devam ediyoruz. Zaten Ankara'da ciddi anlamda bir eğitim potansiyelimiz var. Biz Ankara'da kendi üyelerimize çok ciddi anlamda eğitimler veriyoruz her konuda. Elimizden geldiği kadar da şehir dışındaki arkadaşlarımıza da eğitim vermek için çaba gösteriyoruz. Cengiz abimi tanıtmadan önce şöyle bir Van Dernek Başkanımız var Esra Hanım. Esra Hanım'a da bir söz verelim. Bir Esra Hanım. Merhabalar, ben Van'dan geldim. Ben de halı yıkamacıyım. Yani Alanya'ya ilk defa geldik. Hem sizlerle tanışmak, hem bu güzel organizasyona, toplantıya katılmak benim için de çok güzel oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Yusuf Başkanım'a da, Sait Bey'e de, R111'in daveti üzerine geldik. Çok teşekkür ederiz. Hastalı yıkama, Fahrettin Bey'e de. Evet, ben de sağlık. Teşekkür ederim. Aynı zamanda da yine bir Ahmet abim. Sana bir söz verelim. Ahmet abim de sektörde, yani Türkiye genelinde hem birlikte meslektaşlarımız için emeği çok fazla. Şimdi sizlere öncelikle hoş geldiniz diyorum. Daha Ankara'dan, Van'dan, daha İzmir'den buraya gelmişsiniz. Bizlere arkadaşlara hem eğitim veriyorsunuz hem ürünlerini tanıtıyorsunuz. Daha doğrusu bilgi paylaşımına geldiniz bildiğim kadarıyla. Hoş geldiniz diyorum. Cengiz abim kendisini tanıtmadan önce müsaade ederse ben Cengiz abi kendisini ben tanıtayım. Cengiz abim Aksaray Sultanahmut'ta el dokuma ustası. El dokuma ustasından gelmiş. El dokuma halı ağırlığıyla beraber şu an yeni nesil bambu halılarla ilgili tamamen profesyonelce bu işin içindeler. Halı yaklaşık 3000-4000 yıldır insanoğlunun hayatında yer eden bir ürün. Ve bu eğer herhangi bir yerde el dokuma halı varsa kesinlikle Türktür. Yani Türklerin soyundan geliyordur. Türktür. Veya oraya götürmüşlerdir. Bunun haricinde İran'daki mesela bazı yerde var. İşte İran'da var. Türkiye'de var. Azerbaycan'da var. Baktığınız zaman bu halı kültürü, halı dokuması, kilim dokuması Türklere ait bir özgü. Yani bundan daha yıllar önce şu anda bizim kullandığımız dedikleri bambu dedikleri bundan daha önce hasırdan, otlardan yapılmış halılar böyle ilmek ilmek otlarla başlamışlar ilk halıya. Daha sonra yüne geçilmiş. Daha sonra işte böyle böyle gele gele ipekti, bambuydu. Gidiyoruz bakalım hayırlısı. Öncelikle şöyle el dokuma halılarla ilgili anlatayım isterseniz biraz. Bazen işte renk karışması ya işinizde biliyor musunuz? Bilmiyorum. Renk düzeltmesine. Bilmiyorum. Ya, şöyle aslında uygulamalı yapacaktık ama ben burada olur diye getirmemiştim halı. Bozulan bir halı olur veya işte burada ıslatırız, bozarız diye. Ama burada halı olmadığı için şey anlatayım yani söz doğrularım diyeceğim. Arkadaşlar öncelikle halıyı makinede yıkamıyoruz. Biz yıllardır halı yıkarız. El dokuma halıları makinede yıkamıyoruz, yerde yıkıyoruz. Meçle yıkıyoruz. Fazla bekletmiyoruz. Yerde çabukça kaldırıyoruz, fazla bekletmiyoruz. Eğer bozuluyorsa da halıyı renkleri solmuş veya ıslanmış, evde ıslanıyor, renkleri soluyor. Halıya getiriyoruz. Normal sabunla önce yıkıyoruz. Sabunla yıkadıktan sonra sıktırıyoruz, yeri açıyoruz. Bir kovanın içine, 20-25 litrelik bir kovanın içine bir su bardağı. Halının yöresine göre ama bu mesela hani
el dokuma hallarda işte Taşpınar'da biraz daha fazla kullanmışsın ama Milas'la işte Balıkesir yöresi hallarda biraz daha hidroyu az koyacağız. Yani 20 litrelik suyun içine bir su bardağı. Yani Milas'larda daha çabuk çıkar Milas'lardaki boya. Kullanılan yöreye göre değişiyor. Daha çabuk çıkar. Ama Taşpınar'da işte daha mesela işte hareketlidir böyle daha sağlam boyalı işte güne gün olan işte Sivas'ı daha sağlam boyalı hallarda 2 bardak dolandı. Yani 2 su bardağı hani ölçek olarak söylüyorum 2 su bardağı su 20 litrelik kovanın içine koyuyoruz. Şöyle karıştırıyoruz, eritiyoruz. Soğuk su olacak. Sıcak su olursa etkileşim daha fazla olur. Halıyı da sarartabilir. Yani bazı halılarda sıcak su olabilir ama halının rengini daha çok bozar, daha etkisi daha fazla olur. Bunun için soğuk suyla bekleterek de halıya yediriyoruz, bekliyoruz. Yani nerede var mesela gölgelerde kırmızılıklar var. Biraz bekliyoruz, bakıyoruz. Zaten kendi kendine açılır o. Müşteriye de şöyle söylüyorum. Aldığımız zaman eğer müşteri bozmuşsa, evde yıkamışsa, genelde evde yıkıyorlar. Evde yıkadıkları için de sıkma makinesi olmadığı için su kalıyor veya işte su basıyor evi, öyle kalıyor. Hani müşteriye de söylüyoruz, bir tık, bir ton renklerde düşme olur. Ama o beyazdaki, o kırmızılıkları gideriz diye. Mavi de anlatacağım, mavi daha farklı. Kırmızılıkları gideriz diye tonunu söylüyoruz müşteri. Müşteri zaten kabul ediyor bunu, tamam diyor yani halı olsun. Dediğim gibi, 20 litre suya, halının büyüklüğü de var. Eğer büyük halı mesela, iki tane kova hazırlar. Şöyle renkte üzerinde fazla renk yok da, ne dersen söyleyeyim. Bu da demirci halısı, yani Isparta ile birlikte dokunan demirci yöresinde dokunan bir halı. 20 litrelik suya dediğim gibi halının sertliğine göre, hani boyanın canlılığına göre değişir diyor. Bir bardak da olabilir, iki bardak da olabilir ama soğuk suyla yapacaksınız, bekleyeceksiniz. 15 dakika, 20 dakikaya yakın bir süre beklemeniz gerekiyor. Bakarsınız ayağınızda, biz genelde öyle yapıyoruz, ayağımıza sıyırıyoruz, bakıyoruz renk açıldıysa o bölgedeki renkler. Daha sonra sıktırıyoruz. Bol su verip, önce su veriyoruz, sıkıyoruz. Yenilerini sıyırıyoruz. Su veriyoruz, sıktırıyoruz ve direkt asıyoruz halıyı. Halıyı da yüzden asıyoruz. Yani sırttan el dokuma halıları sürekli şeyi yukarı gelecek. Yani hav kısmı yukarı gelecek. Öyle kurutuyoruz. Sırttan kurutmak makinesi. Daha sonra mavilerde de, mavi halılarda arkadaşlar bu yani şöyle söyleyeyim. Birçok kişinin hele hele yağcı becir halılarıdır. Akar. Bu bölgenin Antalya'nın döşeme altı halıları vardır. Çok akar mavileri. Mavilerde de peroksit kullanıyoruz. Bunu birçok kişi bilmiyor. Yıkıyoruz maviye, baktık kustu veya size gelmiş halılar mavisi kusmuş, size geldi halı. Hidroyla aynı şekilde bekletiyoruz. Ama sıcak suyla aynı dediğim gibi ölçüde sıcak su kullanıyoruz. Ama hidrosunu biraz azaltıyoruz tabii sıcak su kullandığımız etkisi daha fazla oluyor. Sıcak suyla da işte yine aynı 20 litreye yarım su bardağı diyelim. Hidro koyuyoruz, karıştırıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz, sıktırıyoruz. Üzerinde gezdiriyoruz, bekliyoruz sıcak suyla. Bakıyoruz mavi şey yapıyor, gidiyor, mavileri gidiyor. Bunu sıyırıyoruz, hemen peroksit. Yani şöyle söyleyeyim, hidrojen peroksit biliyorsunuz herhalde, bilirsiniz veya bulursunuz da kimyacılardan arkadaşlar. Hidrojen peroksit. 20 litre suya yarım çay bardağı, fazla değil veya bir çay bardağı hidrojen peroksit koyuyoruz. Halıyı durulama suyuna direkt yani halıyı sıktırmadan mavi hala dururken durulama suyuna hidrojen peroksitle geçiyoruz. Sıktırıyoruz. Herhangi bir akma olmaz. Az önce yaptığımız kırmızı solan halıya hidro yapıyorduk. Hidrodan sonra su veriyorduk. Çünkü hidro onu beyaz lapilerini öldürüyor. Sıkmaya atıyorduk, tekrar çıkartıyorduk, herhangi bir işlem yapmıyorduk. Ama aynı işlemi hidro yapıp mavi tekrar sıkmaya atarsak mavi solar, mavi durmaz yani. Mavi indi o, bir yürümeye başladı mı bir daha durduramazsın mavi. Kırmızı da öyle değil, kırmızı bazı kırmızılar işte kimyasal boya şu andaki de biliyorsunuz. Hani kök boya alanda durur zaten hani ama indigo bir çalışmaya başladığı zaman devamlı işler. Çözülmeye başladığı zaman işler. Kimyasal biraz daha fazla. O yüzden de durulama suyuna peroksit koyuyoruz. En son yani sıyırıyoruz halıyı, durulama suyuna peroksit koyuyoruz, katıyoruz, öyle sıktırıyoruz. Mavi'den de böylelikle şey solmasını alıyoruz. Durulamayı yapılmazsa peroksitle hidro birimi de
Tamam. Anlatacağım. Sıcak suyla yapıyoruz. Peroksidi verdik. Sıktırdık. Tekrar halıya açıyoruz yere. Bu sefer soğuk suyla hidro veriyoruz. Neden dediğiniz de doğru. Soğuk suyla hidro veriyoruz. Tekrar sıkıyoruz. Bu sefer su vermeden sıkıyoruz. Hidronu bir şekilde sıkıyoruz. Yani doğru söylüyorsun. Yani vurduğu zaman peroksit zamanla işler, halıyı da çürütebiliyoruz. Çok halıda çürütmüştüğümüz vardır zamanında. Hala da şu anda İran'a çalışıyoruz. İran halılarını soldurmaya çalışıyoruz. Evet başkanım, yani Van yöresinde çok fazlasıyla İran, yani el dokuma İran var. Bu renkli kök boyasıyla yapılmış İranlar var. Yani bunu evet bazen yıkama sıkıntısı yaşadığımız oluyor. Yani hani bozmadık, hiç bozmadık ama bazen bozulmuş halde geliyor. Tabii müşteri bizden hani düzeltmemizi istemiyor ama hani bir şeyler yapabilir misiniz diye de mesela o İran halılarına ne gibi bir şey yapabiliriz? Aynı işte. Dediğimiz. Yani hidroyla, kırmızıysa eğer hidroyla alacağız. Ha. Eğer mavi ise hidroyla alacağız, sıcak suyla alacağız. Sıcak suyla, önce sıcak su vereceğiz halıya. Hı. Hidroyla birlikte sıcak suyu vereceğiz. Daha kolay oluyor mavi. Biraz mavinin yani mesela kırmızıyı alman süren 15 dakikaysa soğuk suyla yapacaksan mavi 2 saat bekleteceksin. O da senin zamanından alacak yani. Onun için. Meşle yıkıyor. Ya ben bir otomatik makinede de yıkıyorum. Ha, şu an yıkayabilirsin. Bu halı akmaz. Krom boyadır. Herhangi bunda akmaz. Solma olmaz. Yani bunu açamayız da biz. Açılmıyor da. Ama kök boya halılarda makineye verdiğin zaman makinenin bir süresi oluyor. Uzama süresi oluyor. Yani bekletiyor. Bir de tüylerini biraz hani biz el dokuma halılar biraz daha baskı yaptığı için tüylerini yumuşak fırçalarla yıkıyoruz. Kazıma yapıyor musunuz siz? Nasıl? Isparta halılarında kazıma. Tıraş. Tıraş yapıyoruz. Bunlar nasıl yapıyor? Makinesi var. Biz buraya almış olsak yapabilir miyiz? Tıraşı, yani şöyle söyleyeyim, tıraşlamayı yapabilirsin ama biraz işte kestirebilirsin mesela, kaptırabilirsin, halıyı keser, çamur keser. Bir tanesini kestirebiliriz, iki tanesini kestiririz, üçüncü öyle. Ya yapamayacağım bir şey yok. Yani insan oluyor, her şeyi yapar. Ben yapıyorsam sen de yaparsın. Şöyle bir şey yapabiliriz abi. Cengiz abi bizim Ankara'da yeri var, müsaitlik durumun varsa 3-4 gün gelebilirsen. Aksaray'da da abi. 3-4 gün boyunca orada bir eğitim verirler abi sana. Daha etkili olur. Çünkü diğer türlü kendimden de söyleyeyim abi. Ben denedim, yalnız başıma yapamadım abi. Hani mutlaka bu onun eğitim var, bıçağın santim ayarı var. Biz bu işi yapıyorum, ben yapıyorum. Yani ben ayda herhalde yani şöyle söyleyeyim 500-600 tane halı tıraşlar boyamasını yapıyoruz. Halı tıraşlar eskitmesini de yapıyoruz. Ama ben kendim bilmiyorum tıraşlamasını. Ama yanındaki elemanlar tıraşlama yapıyor. Makinayı alıyorsun. Makineyle yapıyorsun. 3 gün çalıştığın zaman öğrenirsin. Yani tıraşlama mekanik bir şey yani. Mekanik biliyorsan öğrenirsin. Ama tıraşlama onun seviyesi var. İstediğin seviyeye indiriyorsun. Ayarı var. Yani mesela bazı herekelerde güneş vuruyor. Bozarıyor böyle. Renkleri soruyor falan. Bazı el dokumalarda renkleri soruyor. Onu silme yaptırıyoruz. Yüzünden silme. Tıraş parlatıyor renkleri. Ama biz şimdi Avrupa'ya gönderiyoruz. Amerika'ya gönderiyoruz bu hamurları. Komple tıraş ediyoruz. Ben, sıfıra kadar indiriyoruz. Film gibi oluyor. Yani. Biraz daha ince. Ama yaparsın. Alanya tarafında bu bölgede tıraşlama yaparsanız ciddi anlamda bir kazanç olur diye düşünüyorum ben yani. Şimdi burada çok soruyorlar burada biliyor musun? Çok soruyorlar onun için. Ya benim internet sitesi var. Halk tıraşlama diye yazdığım zaman çıkar görürsünüz. Yani ben Alanya'da falan çok halk gönderiyorlar. Abi hidro ile ilgili hidroyu suya verdik. Unuttuk. Halının son geleceği durum. Bir onu şey yapalım. Halı sabaha kadar bekleriz. Biz bekletiyoruz mesela havuz yaptık. Havuzlarda halı yapıyoruz, tıraşlatıyoruz. Onları atıyoruz. Bir gün. Şimdi hidroyu hidroyu yaptık. Sadece suyu döktük ama su tabana çöktü. Yüzeyinde bunun belirli bir limiti olacak mı? Mesela diyelim ki suyun içinde komple suyun içinde mi? Yok olmayacak. Yani onu değil. Normal ıslatacak. Zaten o sıktırıyorsun ya ıslak halde geliyor ya zaten suyu yine emiyor yani tekrardan. Tamam. Ama kurutuya da verebilirsin ama o biraz daha tehlikeli. Yani ıslak olursa daha iyi olur. Hani komplesini alır ıslak olduğu zaman. Ama kuru olduğu zaman bu bölge biraz fazla alır. Öbür taraf biraz fazla alır. O zaman biraz tehlikeli olabilir. Yani dalgalanma olabilir. Hidroyu yaptık. Makineye bastık. Gölgede mi kurutmamız lazım? Gölgede. Her dokumalıları gölge. Yani güneşte kurutmayın. Abi şöyle olabilir. Mesela bazı halılarda da mesela pembe olan bazı halılar var. Bazı filmler var. Taş boya dediğimiz, eskiden taşla boyanıyormuş, pembe, siyah, mor, bu tür şeyler. Mesela hidro da almaz onu, kilimlerde, bu yörenin kilimleri olur mesela, görüntü kilimleri olur.
pembe kusar böyle. Onu hidro da almaz. Onu ne yapacaksın? Yazın biz güneşe atıyoruz. Burada var döşem altında biliyorsun bir güneşleme tarlası var. Hasan abinin yıkaması var büyük bir. Tanışıyoruz. Döşeme bizi İstanbul'dan getiriyorlar. Antalya'da halıları güneşletiyorlar. Yani renkleri biraz daha olsun diye. Biraz daha doğal olarak düşüyor. Bizimki mesela hidro birazcık siyahlaştırır elde olmanı, matlaştırır. Ama güneş aynı işlemi güneşle yapıyorlar. Hem parlatıyor hem de renkleri de alıyor. Kusan renkleri de alıyor. Güneş rengini alıyor. Tabii tabii güneş de alıyor. Yani kusan halıyı atın güneşe alır. Sizin burada iki günde falan alır yani. Belki akşama da düzelebilir. Ulan güneş daha var yani. Birçok bölgeden şu döşeme altında şöyle bazı ilk kademesalları ben burada antikacılarla çalışıyorum. Adam benim halıyı askıya demire asmayın diyor. Toprağa atın güneşe baksın diyor. Evet. Tamam. Ama ne için olduğunu soruyorum söylemiyorlar. Hidroyu ben yapıyorum tamam devamlı yapıyorum. Abi bak güneşte, biz de orada yapıyoruz. Buranın nem olduğu için nem alacak halı biraz. Daha çabuk kurur bir de yumuşatır güneş halı. Alttan da nem alır. Toprak. İkisi birlikte yani işliyor. O da halı yumuşatıyor. Normal burada kuruyan halde, bizim orada kuruyan halde, sizin burada kuruyan halı arasında fark olur yani. Burada daha iyi. Sizin güneş ortamınız, nem ortamınız biraz daha iyi. Bambu halılar yüksek ısıda boya yapılmadığı için şu an Türkiye geneli ciddi anlamda kimse bambu halıya garanti veremiyor. Biz kendimiz de veremiyoruz. Kendimiz ne yapıyoruz abi? Biz leke çıkartmak için ayrı bir ücret talep ediyoruz. Kendi ben firma adıma söyleyeyim. Biraz ciddi rakam istiyorum. Eğer haldaki büyük problem varsa gözüm kesmiyorsa. Lekeleri neyle çıkarıyoruz abi biz? Toz uygulamasını biliyor musun abi? Evet, sıcak suyla her parmak deniliyor. Şey yapıyor ama bunları özellikle şöyle söyleyeyim abi. Hani Sami abi burada iyi firmalardan almanızı tercih ederim. Çünkü her karbonat diye geçmeyin. Her karbonat diye ben bir yanıldım. Dünyanın halısını bozdum. Elimizde olmasına rağmen gittik o zaman uygun deniyordu. Bayağı 500 lira aldık. Halı bozduk abi. Abi 500 lira mı? 130 lira mı ne galiba? Şu fiyatları ben hiç bilmiyorum abi. Şöyle söyleyeyim. Çoğunluğunu toz kullanıyoruz abi. Ama bu üskonikler var ya parlak güzel. O bölgeyi kullandığımız zaman çoğu zaman toz ister istemez renk şey yapıyor. Ondan dolayı renk açışı mutlaka yapıyor. Mutlaka yapıyor yani hani şöyle söyleyeyim abi. Tozu viskon tensel tarafına fazla kullanmamak lazım. Biraz daha ağırlıklı beyaz olan yerlere. Yadın nedir? Şu an halında yok ki gösterelim. Şurada bir lekeler. Kenar çerçeveleri biliyorsunuz bazı halılar var viskon tensel böyle parlıyor. Orta kısmı beyaz. Orta kısmını istediğinizi kullanabilirsiniz. Bölgesel hipo bile verebilirsiniz orada. Lekesi güzel kullanabilirsiniz. Herhangi bir halıya kolay kolay zarar vermez. Ama şöyle bir şey var, bambu halıyı yıkamadan önce abi, yani şunu kesinlikle tavsiye ederim size, başımıza çok geldiği için biliyorum. Bambu halıyı serdiniz, halı pahalı bir halı, abi videoyu açacaksın, suyu vereceksin. Neden suyu vereceksin dedim. Müşteri halı beyaz ağırlıklı, oraya bir şey dökülmüş, sıkmış da kesebücüsünü, o dakika şöyle hafif eliyle müdahale etmiş, kaybetmiş, gözükmüyor. Artıcı madde kullanmış, o dakika zarar vermemiş. Neyi bekliyor halı? Bizim halıya su vermemizi bekliyor. Halıya su verdiğimiz an bölge bölge bir baktık, halı sararmaya başladı. Bozulmuş olan halıya biz bozduk oluyor. Halı müşteride bozulmuş. Bak çoğu şeyde kaçırıyoruz. Şu viskon kısımlarında müşteri bir şey dökmüş. O dakika su verilmediği için müşteri lokal uygulama yapmış, silmiş, kurulamış. O dakika bozmamış. Boyası bir tık iyiymiş, bozmamış o dakika. Ondan kesinlikle ve kesinlikle çok başımıza geldi. Su tuttuk, halı masmavi, mavi suyu komple akmaya başladı. Neden? Yüksek ısıda bambu halılar boyanmadığı için. Çünkü bambu halı şu an ciddi anlamda çok büyük sıkıntı. Yani hepimizde sıkıntı. Şimdi bakıyoruz, halıyı geçen gün, en son başımıza gelen bir tanesini söyleyeyim. Yine viskon tensel, kenarlar çerçeveli, ortası beyaz, hafif siyah desenli. Açtık telefonu, videoyu. Suyu vermeye başladı. Sadece su veriyoruz. Ortalar kızarmaya başladı. Bazı mesela ipekli nepaller var. Hani beyaz, hani böyle bambu gibi şu kabartmaları görüyorsunuz. Veya şuradaki şey söyleyeyim. Mesela sarılık var. Sarılık'ı görüyorsun. Buna
hipoyla müdahale edebilirsiniz. Ama hipoyla müdahale edebilirsiniz ama kesinlikle yün kısmına değmemesi lazım. Yani eğer ipekli böyle şöyle yapıyoruz, bazı yerlerde de lokal olarak, yani halının mesela burasına bir ufak su dökülmüş, böyle lokal olarak kırmızı akmış. Halıyı yine komple ıslatıyoruz, bir fıs fısın içerisine aynı dediğim gibi, yani ölçeğini siz ayarlayacaksınız onu. Yani mesela ne kadar olur? Bir kaşık olur, bir kaşık. Bir fıs fısın içerisine önce başka bir yerde eritip, yapıp hafif fıs fıslayıp bekliyorsunuz. Bak. Hidro biraz şeydir böyle, hemen birden düşürmez ama kalırsa da orayı komple beyazlatır. Bekliyorsunuz, pembe olan yere fıs fısla müdahale ediyorsunuz. Biraz sonra biz şeyle çektiriyoruz, koltuk tıkama makinesiyle. Hemen üzerinden çektiriyoruz, tekrar duruluyoruz, bir daha çekiyoruz. Battık düşmedik, bir daha veriyoruz. Yani bu sefer lokal olarak da böyle fıs fısla müdahale ediyoruz bazı lekeler. Çay lekelerine, mesela Nepal'lerde çay lekesi çıkıyor, çay lekelerine Nepal'lılarda az önce abimin vardı, Ahmet abimin, hani lekeliydi. Belki ben orada düzeltebilirim ama burada zor, yani biraz asit falan istiyor, gerekiyor. O yüzden zorunu getirmedik, çok leke var, lekesi falan. Nepal'lere, çay dökülen Nepal'lere şöyle uygulama yapıyorum abi, bir çay su bardağını içine kaşık, yani çay kaşığıyla bir su atıyoruz, iki kaşık. Ve bunu karıştırdıktan sonra lokal olarak çay dökülen bölgeye diş fırçasıyla üzerinden siliyor diş fırçası. Daha sonra tekrar hemen, yani fazla bekletmeyeceksin, hemen şeyle çekiyoruz, süpürgeyle. Çekiyoruz, bakıyoruz, çıkmaz, bir daha müdahale ediyoruz. Ama bırakırdan beklersen orayı beyazlatır, açar. Ama hemen çekersen, dönüp çekersen hem kendini görmüş olursun hem de müdahaleyi kesmiş olursun. Yani şöyle abi, sıkıntıya girmemek için uygulayacağız, bakacağız, uygulayacağız, bakacağız abi. Aynen. Hani belli bir ustalık getirene kadar. Ya biz, ben de mesela Nepal'ler ilk çıktığı zaman leke vardı. Hatta doktor bir kadın, Kışkapıta bir yerde. Aldım halısını. İşte leke sökücüler denedik. Leke sökücülere denedik. O zaman hidrojen klorosu da bilmiyoruz. Yani nasıl kullanılır diye. Aldım. Bir leke çıktı değil mi? Beyaz oldu halı. Ama halı renkli, yeri de halı. Yani uçacık o bölge çöktü böyle. Yani bitti. O yüzden de halı da bozdu. Çok da halı bozdu. Hala da bozuyoruz yani. Bu yani ustalıkla alakalı değil. Ama dediğim gibi hani bu yanılma tamam. Yöntemiyle. Hoş geldiniz. Deneme yanılma yöntemiyle olacak. Hoş geldiniz. Başkanım, söyleşi bir söz verelim atıttırmadan. Esnaf Sanatçı Bürosu Başkanımız. Nurdemir Başkanımız. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.